Merhabalar Sayın Hocam ve merhabalar Sayın izleyenler. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam izin verirseniz ilk önce bir kendi kanalımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Tabii, Yani tabii. hedefimiz nedir bir bundan bahsetmek istiyorum. Biz Fizik Finito kanalı olarak hedefimiz biraz daha bilimi ve lise müfredatına entegre ederek gençlere aktarabilmek. Aslında sorgulayarak ne kadar basit olduğunu anlatabilmek. Bu yolculukta biliyorsunuz ki haftaya YKS sınavımız var ve 2,5 milyondan fazla öğrenci bu sınava girecek. Bu sınavla alakalı hazırlıklarımızı yapmıştık ama dediğim gibi sadece sınava yönelik bir kanal olmak istemediğimiz için hedefimiz biraz daha gençlerin gelecek kaygılarını aza indirgeyebilmek ve biliyorsunuz ki bu pandemi sürecinde çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi yalnızlıklar yaşadı arkadaşlarımız. Onlara bu yolculukta mesleği nasıl tercih edebilirler ya da istedikleri meslekler hakkındaki sorular neler gibi bir seri başlattık ve ne mutlu ki bu seride de ilk olarak sizi konuk ediyoruz. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum. Hızlı bir Teşekkürler. şekilde özellikle izleyici arkadaşlara da formatımız hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar hocamıza belli başlık altında sorular soracağım. Toplam 7 adet sorumuz olacak. 7 adet başlığımız olacak. Ve bunların 6'sı tamamen sizlerden toparladığım yorumların başlık haline getirilmiş versiyonu olacak. Yani aslında siz soruyorsunuz soruları. Ben sadece burada bir elçi görevi görüyorum. Hikayemiz bu kadar. İzninizle o zaman ilk soruyla başlayalım. Hazır kendimizi tanıtmışken ilk sorumuz şudur hocam. Selçuk Topal kimdir ve nasıl astronom oldu? Bize bu hikayeyi anlatırsanız çok mutlu oluruz. Buyurun. Okey, astronom olman biraz şans. Ondan sonra geleyim. Ben lisans ve yüksek lisans öğrenimimi Ankara Üniversitesi Astronomi'de tamamladım. Sonra doktora için Oxford Üniversitesi'ne gidiyorum. Oxford'dayken bir sene kadar Japonya Nagoya Üniversitesi'nde bulundum. 2015 yazı, 2016 döndüm memleketime. Ve şu an fizik bölümündeyim. Galaksilerde moleküler gaz çalışıyorum. Ve çalışmalarıma devam ediyorum. Onun dışında böyle sohbetler yapıyoruz. Sizin gibi bilime önem Evet, veren arkadaşlarla, gençlerle, her yaştan insanla. Onun dışında benim de işte YouTube kanalım var. Oraya bazen videolar koyuyorum bu akademik yoğunluk içerisinde. Arkada minik bir stüdyom var. Onun dışında bir de kitap yazdım. Geçen sene Ağustos ayında çıktı. Üçüncü baskıyı yaptı. Gayet memnunum çok güzel. yorumlardan. Bir de başka bir Evet. kitapta bölüm yazma fırsatı buldum. O da hoş kitap. Bahsederim program bitmeden. Onun Evet. dışında babayım. İki tane çocuğum var. Ve bugün babalar günü bu arada. Tüm babaların Evet, babalar gününüz tüm kutlu olsun babaların bu arada. ve baba adaylarının teşekkür ederim. Baba adaylarının babalar gününü kutlayalım. Ne diyeyim yani akademide bir şeyler yapmaya çalışmak öyle hani zamanınızı gerçekten alan bir şey. Bunun yanı sıra bir Kesinlikle. de baba pozisyonunuz oldu, bir rol olduğu için sizin bir de baba rolünüz var. Onu yerine getirmek de biraz Evet. zorlaşıyor çünkü bir gün herkes için 24 saat. Ancak mutluyum, küçük bir ailem var ve yaptığım işi Evet. seviyorum ve daha da çok sevdiğim şey ise bu uzaya ve bilime önem veren insan sayısı sanki son yıllarda gerçekten arttı. Bu acayip hoşuma gitti. Evet. Tabii absürtlükler Kesinlikle. de arttı. Bunun üzerine konuşuruz. Sahte bilimler de arttı da insanların Aynen. laneti gibi. Aynen. Öyle. Kısaca kendimden böyle bahsedeyim. Çok güzel. Hazır astronomi ve astroloji demişken hemen ikinci soruya geçmek istiyorum. Bu astronomi ve astroloji arasındaki farkı bir aktarmanızı istiyorum. Çünkü özellikle burçlar, retrolar, işte dolunay tutulmaları, yani görüyorum ki insanlar özellikle hani buna hayatlarını bağlamış vaziyetteler. Çünkü büyük bir yoğunluk var yani burada. Buna göre işlerini, aşklarını planlıyorlar. Kimileri çocuklarını tarihsel anlamda hani burçlara göre planlamaktalar. Hatta burada kitabınızda demişken kitabınızda sizin astroloji ile alakalı benim çok beğendiğim bir yeri Evet, okumak lütfen. istiyorum arkadaşlara ki ilerleyen vakitlerde kitabı da ayrıntılı bir konuşacağım. Bugün geldiği konum itibariyle astroloji dünya çapında belki de milyarlarca sempatizanı olan toplumun hem akıl hem de beden sağlığını ciddi derecede tehdit eder hale gelmiş bir cahillik ve
kötü niyet yumağıdır. Evet hocam, burayı biraz bize açıklamanızı Biraz istiyoruz. Yani astronomi ve astroloji nedir? Biz ya bu burç dediğimiz durum, aslında kitabınızda bahsediyorsunuz. Mitolojiden alıp geliyorsunuz buralara. Bizi bir aydınlatırsanız çok seviniriz. Hani en azından bir kişinin bile fikrini değiştirebilmek benim için çok güzel olacaktır bu yolculukta. doğru, teşekkür ederim. Şöyle, yani aslında astroloji ve şu an tıp bilimini de buna ekleyebilirsiniz. Örneğin geçmişte yapılan bazı tıp uygulamalarının aslında saçma sapan şeyler olduğunu ilerleyen tıp bilimiyle anlamış olduk. İnsanların tabii ilk mağaradan çıktığında gökyüzüne bakıp oradaki değişimleri fark etmesi ve bu değişimler neden oluyor diye düşünmesi muhteşem bir şey. Çünkü atıyorum bir salyangozun Kesinlikle. böyle bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Ya da doğadaki bir canlının bakıp yıldızlara şiir yazmak istediğini ya da kafasında bir şeyler mırıldandığını düşünmüyorum. Ama o nedenle insanın evrendeki yerini anlamaya çalışması muhteşem bir şey. Zaten o hissiyat nedeniyle, o merak nedeniyle bugünlere gelmişiz. Burası harika. Ancak önceden evreni yöneten matematiği, fiziği bilmediğimiz için haliyle bizim işte kültürlerde, folklorlarda, hikayelerde ne varsa o hikayelere göre biz etrafımızı saran evreni anlamaya çalışmışız. Yani kitabımda da bahsediyorum. Mezopotamya'ya baktığınızda 600 tane yer tanrısı, 600 tane gök tanrısı var. Çünkü esen rüzgarın bir nedeni olmalı. İşte doğan güneşin bir nedeni olmalı. Bir yıldırım şimşek varsa bunun bir nedeni olmalı. Ve o nedenleri biz tanrılara bağlamışız o zamanlarda. Ve elbette göklerdeki olaylarla insanın hayatı arasında bir ilişki kurmuşuz haliyle. Bizim de bir rolümüz olmalı bu hikayede. Ve bunu yaparken tabii ki bilim kullanmadığımız için haliyle bu kendini anlamlandırma çabasında çok fazla ileriye gitmişiz. Yani absürt Evet. derecede. Ve astroloji dediğimiz şey ortaya çıkmış. Şimdi astronomi kelime anlamı itibariyle astro göklerle alakalı, bilim işte göklerle alakalı bir bilim dalı demek. Ama astroloji de loji de bilim gibi olduğu için sanki o da bir bilim dalıymış gibi anlaşılıyor. Ancak bilim değil. Çünkü astronomi gök cisimlerinin hareketlerini, evrimlerini, konumlarını incelerken astroloji o konumlardan yola çıkarak acaba bizim günlük yaşantımıza bunun etkisi ne? Arada bir ilişki olduğunu söyleyen, bunu istatistiksel olarak böyle bir ilişkinin olduğunu iddia eden ve insanların geçmişini, geleceğini söyleyebileceğini iddia eden bir cahil zamanlardan kalma devasa bir gereksiz bilgi birikimi. Başka bir şey değil astroloji. Şu an dışarıya çıktığınızda yaz ayındayız haliyle 20 Haziran hava sıcak olabilir. Okay. Bu hava sıcaklığı aldığınız metrekare başına aldığınız güneş enerjisi sizde bir rahatsızlığa neden olabilir. Bu rahatsızlık belki siz o gün sinirli bir insan yapabilir ve sinirli olduğunuz için bazı kararlar alırken sorun yaşayabilirsiniz. Ama bu astroloji alakalı değildir. Astroloji, gök cisimlerinin hareketleri, açıları, arka işte fonda hangi takım yıldızının olduğuna ilişkin bilgileri birleştirerek ki en yakın yıldız, Güneş'e en yakın yıldız 40 trilyon kilometre ötededir. Yani diğer o gördüğünüz takım yıldızlar, hani burçlar dediğimiz o 12 tanesi aslında çok 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 daha uzaktaki yıldızlar. Şimdi bilirsin evreni yöneten kuvvetler var ve kuvvetler uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak yazılır. Yani böyledir, evren böyle. Yani anladığımız kadarıyla. O nedenle mesafeler önemli. Yani sizin yanınızda esen bir rüzgarın sizde oluşturduğu hissiyatla trilyonlarca, katrilyonlarca kilometre ötedeki bir yıldızın sizde oluşturabileceği hissiyat tabii ki çok 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 farklı ve önemsiz olacaktır. Ben bunu kitabımda da söylüyorum. Trilyonlarca, katrilyonlarca Öyle kilometre işliyor. ötedeki yıldızdan medet umacağınıza, yani yolda her gün yanından geçtiğiniz kaldırım taşından medet umun. Çünkü fiziksel olarak daha fazla bir etkileşim söz konusu sizinle. O nedenle bu gerçekten sempatistanı çok farklı. Tamamen bu ticari bir şey. Astroloji ticari bir şey. Astroloji para için yapılan bir şey ve insanların belki de asıl sorun Kesinlikle. şu. Şimdi çok Evet. çalışan insanlar bilir. Çalışmak zordur. Aynen. Bir şeyleri elde etmek zordur. Gerçekten çok çalışmanız gerekir. Özellikle nüfusun sürekli arttığı bir gezegende yaşıyorsanız herkes için iş Çok pozisyonu güzel bulunmayacağına söylediniz. göre siz bundan 30 yıl öncesindeki bir gence göre daha fazla çalışan ki gençlerin. Bu doğru. Bunu herkes yapamayacağı için bu alın terini akıtmak kolay bir şey olmadığı için insanlık tarihine bakın. İnsanlığın %99 her zaman tembeldir. Bu Kesinlikle. böyledir. Sınav Ve öncesi çok ne güzel oluyor? söylediniz Siz gerçekten. başarıyı hemen yıldızlarda, orada burada, şurada arıyorsunuz. Ya da gerçekten bir
işte 10 üzeri 72 atom taşıyan bir canlı olarak kendinizi bu evrende çok özel bir yere koyuyorsun. Tabii ki canım benim, yani Mars'ın konumuyla ya da Merkür'ün retrosuyla bir hareketim olmalı. Ben insanım. Yani baktığınız zaman yer merkezli evren modelinin bence başında da bencilik vardı. Tabii ki bilimsizlik de vardı. O dönemde hani anlayacak bir geometri henüz yok. Ne olduğunu anlamıyor insan. En azından çoğunluk anlamıyor. Ancak insanın benciliği de var. İşte yer merkezlidir, sabittir, her şey onun etrafında dolanır. Neden? Çünkü bizler özel, muhteşem canlılarız. Özellikle, yani özellikle o orta çağdan geldiğin zaman işte felsefe olayının insanın varoluşuyla bir şekilde, antik Yunan'dan geldiğin zaman insanın varoluşuyla, insan evrendeki yeriyle birbirini böyle açıklamaya çalıştığı dönemlerde artık felsefe insanın varlığı, varoluşu, amaçlar üzerine biraz oturtulmaya çalışılıyor. Sonra tabii 16. 17. yüzyılda aslında bilim ve felsefe ayrılıyor. Bilimin yöntemleri işte Galileo ile birlikte özellikle neyin ne olduğu anlaşılıyor. Nasıl en azından bir hipotez kurulur, teoriye doğru gidilir, nasıl yapılır, bu deney gözlem nasıl? Evet, bunlar ortaya çıktıktan sonra aslında keskinleşiyor astroloji ve ya da sahte bilimler ve bilim arasındaki çizgi, ama ilginçtir. Sayısı da inanılmaz şekilde artmaya devam ediyor. Yani belki de bizler hayata karşı umutsuz yetiştiriliyoruz. Bilmiyorum. Belki de bunun kökeninde bu vardır. Yani bizler... Evet. Ya da dediğiniz gibi gerçekten tembel olduğumuz için hani muhtaç oluyoruz. Hani daha kolay bir yere kaçmaya çalışıyoruz. Bu anlamda insanların ciddi sorunları hala var. Yani o nedenle genç arkadaşlar bu söylediklerimizden moralleri düşmesin. Çünkü eğer siz gerçekten çok çalışırsanız, yani saç baş yolacak kadar çalışırsanız, inanın bir yerde bir şekilde ulaşacaksınız o hedefe ve siz sokaktaki o insanların %99'undan daha farklı bir insan olacaksınız. Kesinlikle. Zaten. Önemli olan çok çalışma. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz hocam. Hazır astronomi demişken en fazla gelen sorulardan biri de uzaya yönelikti tabii ki. Bildiğim kadarıyla zaten yönettiğiniz tezler olsun, proje alanlarınız olsun, galaksiler, yıldızlar keşfedilmesi. Arkadaşlarımızın en çok merak ettiği kısımsa şu, ya bir yeni galaksi keşfediliyor veya yeni bir kara delik keşfediliyor. Bu mesafe oranını nasıl yapıyorsunuz? Nasıl bir hesaplama var arka planda? Yani uzay sonsuz diyoruz, büyük bir yerden bahsediyoruz ve hiç gitmeksizin bu hesaplamalar hakkında bize kısa bir bilgi verirseniz. Şöyle, yani bizim bir cismin tabii uzaklaştığı zaman daha da zorlaşıyor onu, mesafesini belirlemek, ancak ışık alabiliyorsanız ve bir yerden sonra o cismin işte dünya mesela birkaç bin ışık yılı öteye kadar bizim paralaks dediğimiz bir yöntem var. Yani o yöntemle biz oraya kadar hesaplayabiliyoruz. Bu tamamen uzaklık ve ışık arasındaki bir bağ. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir cisim sizden uzaklaştığı zaman bir ışık kaynağı haliyle daha sönük görülecektir. Çünkü birim alanı düşer, foton sayısı azalacaktır vesaire. Bu mantığı kullanarak bir uzaklık parlaklık bağıntısı var. Bunu yapabiliyoruz. Mesela Dünya Güneş etrafında 12 ayda bir tur atıyor. 6 ayda bir köşedeyken, mesela Mart ayında buradayken, 6 ay sonra Eylül ayında burada olacağı için aynı yıldıza baktığınızda farklı doğrultulardaymış gibi görünüyor. Aslında bunu gözle de yapabiliyorsunuz. Parmağınızı uzattığınızda sağ gözünüzü kapatıp bakın, kolunuzu oynatmadan, bir de sol gözünüzü kapatıp sağ göz açıp bakın, doğrultunun değiştiğini görürsünüz. Orada aradaki açının yarısı paralaks açısıdır ve bunu sen dik üçgenden karşı bölü komşu, aradaki açı hemen uzak. Yine geometri. Yani uzayın dili. Hesaplayabiliyorsun. Ancak çok daha uzaktaki yıldızlar için bizim incelediğimiz işte sefeit yıldızları denilen, ışınımı çok düzenli değişen bazı özel yıldızlar var. Yine ışık alıyoruz bakın. Ya da evrenin çok ötesini görmek istiyorsanız size bir süpernova patlaması lazım. Çünkü süpernova patlamasının da ışığı belli şeyde düzenlidir. Ve onu da siz kendi bağıntısına oturtuyorsunuz. Yani her zaman aldığınız şey ışık aslında. Işık. O nedenle hesaplayabiliyorsunuz. Tabii ki bu hesaplarda uzağa doğru gittikçe, çok daha ötelere baktıkça evrenin genişlemesini de hesaba katmanız gerekiyor. Çünkü galaksi kümesinin dışına çıktığınızda, ki bizim galaksimiz bir kümenin üyesi, bunun dışına çıktığınız zaman artık gerçekten uzayın genişlemesinin, evrenin genişlemesinin etkili olduğu topraklara adım atmış oluyorsunuz. Evet. O nedenle onu da dikkate almanız gerekiyor. Yani birçok metot var, 5-6-7 tane.
Onları kullanarak daha da uzakları Ama görebiliyoruz. Yani hepsinin temeli ışık diyoruz yani aslında, değil mi? Yani evet, modern evet, fiziğin evet. başladığı yer, artık ışığı tanımaya başladığımız yer diyebiliriz. Biraz daha Kesinlikle, uzaya doğru, kapıların doğru. açılması. Evet, bizim Doğru, de çünkü kesin. konularımız da lise müfredatında da var ve modern fizik aslında öğrencilerin sevdiği ama biraz da böyle ya anlamayacağım herhalde diye yaklaştıkları bir yer. Ben de her zaman şunu vurgulamaya çalışıyorum. Bugünkü teknolojinin var olma nedeni aslında modern fiziği bu kadar iyi sorgulayabiliyor olmamız. Aksi Tabii takdirde teknolojinin kesinlikle. bu kadar ilerlemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Hani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani internet dediğimiz bile bir aslında ışığa hükmediyor olmamız. Hani bu kadar bize çok sıradan gibi geliyor her gün belki de muhatap olduğumuz için ama öğrenciler bunu anlamakta biraz zorlanıyorlar ama en azından bu konuşmadan şunu çıkartabilirler. Biraz modern fizik bilgisiyle uzayı anlayabilmek daha kolay oluyor en azından. Tabii kesinlikle. Şimdi elektromanyetik Tayfun, oradan işte gamma ışını, X ışını, görsel dalga boyları, işte kızılötesi, radyo, Evet. hepsinin bir anlamı var. Hepsi evrenin bir parmak izi ve uzay zaman dalgalanması keşfinden sonra 2015 yılında artık fiziksel dalgalardan yola çıkarak da mesela o kara delik birleşmesinin ne kadar ötede olduğunu teorik olarak oturtup söyleyebiliyorsun. Yani her geçen gün evreni daha iyi anlıyoruz. Ancak bu garip olan şey, bir konuyu anladıktan sonra 10 tane başka soru daha çıkıyor. Yani öyle Kesinlikle. görünüyor ki insanlığın tüm hayatı, ne kadar bu gezegende kalırız, ne zaman soyumuz tükenir bilmiyorum ama evrende bir döngü var. Her şey ölüyor, bunu görüyoruz. Muhtemelen bir yerden sonra insanlık da yok olacaktır ama sanki bizim için böyle araştırma laboratuvarı gibi bir yerin içerisindeyiz ve hiçbir zaman onun tam olarak tüm özelliklerini bilemeden belki de göçüp gideceğiz bu Ya ben evrenden. Yani bir yanılmıyorsam Feynman'ın bir sözüydü. Büyük bir denklem aslında evren ve biz sadece çok küçük bir kısmındaki parametreyi biliyoruz hani. Geri kalanı ya tüm denklemi görme ihtimalimiz bile yok diyor. O konuda çok belki de haklısınız doğru. gerçekten. Öyleyse izninizle diğer soruya geçmek istiyorum. Bir Oxford yolculuğunuz var ve öğrencilere bundan bahsettiğimde özellikle yurt dışı ile alakalı çok fazla talep vardı. Yani yurt dışına Evet. nasıl gideriz? Hangi üniversiteden yurt dışına gitmek daha kolay olur? Ya da ben ortalama bir üniversiteden mezun olsam gidebilir miyim gibi. Burayla alakalı toparladığım sorular şuydu. Oxford ilk tercihiniz miydi? Stephen Hawking'in okuduğu okulla alakalı bir hayaliniz var mıydı öncesinden? Ve bu yolculukta muhakkak sıkıntılar yaşamışsınızdır. Mühim olan şey bu sıkıntılarla nasıl baş ettiniz? Yani ben bu soruyu çok önemsiyorum çünkü hazır sınav dönemindeyiz ve öğrencilerin en büyük gerginliklerinin nedenlerinden biri ya ben emeğimin karşılığını alamazsam ya olmazsa gibi endişeleri. Siz bunları yaşamışsınızdır muhakkak. Bunları nasıl aştınız? Aşarkenki motivasyonunuz neydi? Bu konu hakkında bizi bilgilendirirseniz mutlu oluruz. Şöyle, öncelikle acı çektiğiniz zaman, zorlandığınız zaman, herhangi bir konuda olabilir bu, bunun düzeyleri de olabilir, okey. O zaman geri adım atmayacaksınız, okey. Ben her zaman söylüyorum, yani üzüntüleriniz maksimum 24 saat sürsün, çünkü yarın başka bir gün devam etmek zorundasınız. Eğer sizler ayağınız taşa takıldığında ilk şoku kısa sürede atlatıp yoluna devam eden biriyseniz, aklınızda zerre şüphe olmasın, o ulaşmak istediğiniz yere ulaşırsınız. Öncelikle böyle bir insan olup olmadığına karar vermesi lazım. Herkesin ya da kendini bu konuda eğitmesi lazım. Biraz mazoşist olacak. Yani acıdan öyle çekinmeyeceksin. Kesinlikle. İkincisi, üniversiteler, ben her zaman söylüyorum, iyi üniversite yoktur. İyi öğrenci vardır, iyi öğretim üyesi vardır. İyi öğrenci ve Kesinlikle. iyi öğretim üyesi üniversiteyi iyi yapar. Yoksa siz süper binalar içerisinde, süper laboratuvarlarda işlem yapıyor olabilirsiniz. Size sunulmuş olabilir bunlar ama içinde senin araştırma şevki yoksa ne yapayım ben altın kaplama laboratuvar setini mesela, anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Yani gittiğiniz üniversite Türkiye'deki o yüzü aşkın üniversiteden herhangi biri olabilir. Siz yurt dışına başvurduğunuzda sizi tanımak isterler. Bunu nasıl yaparlar? Sizin transkriptinize bakarlar. Yani aldığı dersler ne? İşte ortalaması ne? Ne almış acaba puan olarak? Sonra sizden birkaç referans mektubu isterler. Bunlar sizin lisans yıllarınızdaki işte danışman hocalarınız olabilir. Sizin için referans mektupları yazabilir. Ondan sonra sizi tabii daha da tanımak istedikleri için mülakata çağırırlar. Yani sözlü sohbet edersiniz. Bu sohbet esnasında sizin
Kendi alanınızla alakalı background bilgileriniz, neler öğrendiğiniz üzerine başlar. Sonra size belki, bana mesela öyle olmuştu, Oxford'da iki tane yayın göndermişlerdi. İşte Selçuk sohbete gelirken bu yayınlardan birini seç, onun üzerine konuşacağız diye. Mesela o yayınlardan biri vardı. İlginç bir yayındı. Mesela bir galaksi diskinden bir yıldız bir şekilde savrulmuş, galaksiyi terk ediyor. Nasıl olabilir acaba diye. Çok ilginç bir makaleydi. Onu ben tabii çalıştım, anlamaya çalıştım. Kafamda sorular oluştu vesaire. Öncesinde kendi background bilgimden biraz bahsettim. Oxford'a giderken sabah 4'te otobüse binmiştim. O zaman Oxford'un güneyinde dil eğitimi alıyordum. İngiltere'nin güneyinde. 2-3 saat yolculuktan sonra Oxford otobüse ulaştım. Otobüsteyken 2 tane Red Bull içtim. Hiçbir şey yiyemedim heyecandan. Aşırı Red Bull içtiğim için herhalde Oxford'a bindim. Gel, zaten hoş bir kent. Yani her şeyi biliyorum. İnanılmaz relaksim. Burada şunu demek istiyorum. İnsanlar mülakatları esnasında, bu iş görüşmesi de olabilir, okey, bu yüksek lisans başvurusuna gittiğiniz bir görüşme de olabilir ya da başka herhangi bir şey olabilir. Sonuçta bir işi kapabilmek için, bir pozisyonu kapabilmek için biriyle bir sözlü mülakat yaparsın. Evet. Orada heyecan yapmayın. Orada neyseniz o olun. Kesinlikle. Neyseniz o olmaya çalışın. Çünkü insanın gerçek potansiyeli ancak o zaman ortaya çıkıyor. Ben mülakat esnasında şakır şakır böyle kuş gibi şakıyorum. Yani o kadar rahatım ki anlatamam. Yani o günleri düşündüğüm zaman hala diyorum ne kadar rahatım. Çünkü geriliyor insan. Oxford, evet, yani bu. Kesinlikle. Yani üniversite çıkıyor kaç yıldır. Aynen. O nedenle hani siz o mülakat adımını da geçtikten sonra size çalışacak bir danışman, çalışacak konu üzerine sohbet etmeye başlarsın. Bizim de mesela süreç öyle olmuştu. Benim ilk tercihim Oxford değildi. Hollanda düşünüyordum önce. Çünkü Hollanda'nın da astronomide büyük bir geçmişi var. Evet. İşte Groningen ve Utrecht üniversitelerinden doktora kabullerim vardı. Utrecht'e gitseydim öte gezegenler çalışacaktım. Groningen'e gitseydim yine bugün çalıştığım galaksileri çalışacaktım. Ancak Oxford'dan kabul alınca tabii ki diğerlerine bay bay dedim. Yani sonuçta hani iş anlamında orada okumak tabii ki daha iyi olurdu. Evet. Tabii şimdi Oxford'a gittiği zaman şimdi başka bir önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Siz transkripte 100 alabilirsiniz. Bakın Türkiye'de üniversitelerden 100 almanın hiçbir anlamı yok. Okay? Çünkü üniversite kampüsünün içerisindeki kırtasiyede zaten geçmiş 2500 yılın sorusu var. Tamam. Yani listelenmiş. Soruları ezberlersin. Okay, geçersin. Bir şekilde geçersin. Yani. Önemli o değil. Sen mülakata girdiğin zaman bunu anlayacaksın zaten. Sen de orada background olarak hani ne öğrendiğini anlatacaksın ya insanlara. Orada sen gerçekten bir şey öğrendin mi öğrenmedin mi ortaya çıkacak. Evet. Hadi orayı da geçtim diyelim. Sen yüksek lisans ve doktora eğitimine başladığın zaman senin background bilgin zayıfsa inanılmaz sorun yaşayacaksın. Ve çok önemli bir kelime öğrendim ben orada, self-study. Yani kendi başına araştırma yapabilme, aynen, kendi başına bir sorunu çözebilme, üstesinden gelebilme. Lütfen herkes kendini bu konuda geliştirsin. Yani siz Türkiye'de yüksek lisans da yapabilirsiniz, sonra yurt dışında doktora da yapabilirsiniz ama lütfen kendinizi geliştirmeye çalışın. Ben doktoramın ilk yılında günde 18 saat çalışıyordum. 18 saat. Çünkü 18 saat çalışmam gerekiyordu o seviyeye ulaşmak için. Kesinlikle. O sene gerçekten çok yorucuydu ilk sene. Ben hatta evlenmeyi düşünmüyordum. Doktoradan sonra evleneyim diyordum ama baktım saçlar beyazladı. İnanın zeytin karası saçlarla gittim. Bir senede saçlarda aklar düştü. Dedim ki ben şey yapayım yani bu yaz evleneyim artık çünkü çocuklar bana dedi. Peki yani bu yolculuktaki motivasyonu nasıl sağladınız? Şöyle ben her zaman hani bu insanın yapısıyla alakalı bir şey. Evet. Benim öğrencilik yıllarım da böyledir. Ben her zaman söylüyorum bakın siz küçük bir odaya kapanıp ne bileyim yani kuarklardan daha küçük bir şeyler keşfedebilirsin, anlatabiliyorum. Kesinlikle. Yani sen gerçekten böyle inanılmaz çözülmeyen soruları çözebilirsin ama bunu insanlara anlatman gerekir ve anlatmak iletişimdir. Okay? İletişim kabiliyetleri yüksek olmalı insanların ve eğlenmeyi de bilmemiz lazım. İşte anneciğim ben bugün 5000 soru çözdüm. Aferin evladıma. Genelde anneler babalar böyledir. Oğlum kaç soru çözdün? Yani onlar için kıstas bu ya çok. Miktar çok önemli, evet. İçerik yani, değil de miktar sizin önem arz ediyor genelde. Kesinlikle sizin bir zevkiniz, bir hobiniz, yaptığınız bir şey olması lazım. Çünkü siz bir insansınız, sosyal bir varlıksınız. Lütfen bu yönden kendinizi besleyin. Çünkü yurt dışındaki insanlar her dersten 100 almış birini aramıyor. Kesinlikle. Bir takım elemanı olacak insan arıyor. İletişim kabiliyetleri yüksek olan bir insan arıyor. Kendini yani geliştirebilmek aslında asıl motive olmalı. Çünkü iş üniversiteye de gitsen, çok âlâ yerlerde de okusan, ortalama bir yerde de olsam tamamen sende bitiyor aslında. Yani bu lisede de ben hep öğrencilere bunu söylüyorum.
Bence onlar için şu an biraz daha şaşırtıcı olabilir. Hani üniversitede de yine bir ezberci eğitimden bahsediyorsunuz. Nitekim çıkmış Evet. sorular, işte eski yıllarda o hocaya ait sınavlar, vizeler, finaller gibi. Doğru. Bu durumda ezberci Doğru. eğitimin dışına çıkmak ancak bizde yer almakta. Kesinlikle benim öğrenciliğim nasıldı mesela üniversitede? Ben her zaman kendi notumu kendim tutardım. Güzel renkli kalemlerle böyle. Benden mesela not istenirdi. Hani ben kırtasiyeden işte not alayım, ona çalışayım, buna çalışayım. Anlamaya çalışırdım. Yani şöyle bir şeydir. F eşittir ma, değil mi? Ya yani basit bir şey gibi görünüyor. Ama anlamı ne acaba bunun? Yani bu kuvvetli kütlenin rolü ne? Aslında ivme dediğim şey ne? Yani bunu insan hani bir ders sonunda, bir gün sonunda oturup bir saat düşünmesi lazım. Benim zorlandığım şeyler yurt dışı eğitimde az önce öğüt verdiğim şeylerdi. Okay? Çok güzel Ben de dedin. kendimi çok çalışkan bir öğrenci olarak görüyordum ki hani kendim not alıyorum, kendim anlamaya çalışıyorum. Ama aslında yeterince bunu anlamaya çalışmadığımı anladım doktoranın ilk senesinde. O nedenle bunları şimdiden söylüyorum. Bunlar çalışınca oluyor. Günde 18 saat çalışırsanız zaten bir sene boyunca o konu neyse artık uzman olursunuz o konuda. Kesinlikle. Yani Yani belki yeni bir programlama dili öğrenirsiniz ya da başka bir şey. Bir senede bunların hepsini halledebilirsiniz. tamamen. Aslında işin özü sorgulayarak anlamaya çalışmakta yatıyor. Ezber zihniyetinden de ziyade. İzin verirseniz öyleyse, genelde hep öğrencilerin sorularıydı. Şimdiki sorumuzsa bir öğretmenimize ait. Fen bilimleri öğretmenimiz sormuş. Astronominin Okay. eğitim hayatındaki yeri ve önemi ne olmalıdır? İşte ilkokul, ortaokul, lise seviyelerinde bir etkinlik yapılabilir mi? Burada bir parantez açmak istiyorum. Ben de 5 yıldır aktif olarak farklı okullarda, farklı bilinen okullarda öğretmenlik yaptım. Astronomi diye bir dersimiz de vardı işin garibi. Ve zorunlu seçmeli ders adı altında çocuklara aldırdık. Ama tabii ki sorun hiç böyle bir eğitim verildi mi? Kesinlikle olmadı. Ne oldu? Sınav için ekstra bir 2 saat daha etüt oldu o çocuklara, öğrencilere. Hal böyle olunca Evet. yani ne ay ne dolunay ne başka bir şey, hiçbir şey konuşmaksızın. Adı var astronominin ama içeriği yok. Bu konu hakkında bizi nasıl bilgilendirebilirsiniz? Yani bir ortaokul çocuğuna da astronomiden bahsedebilir miyiz? Bahsetmeli miyiz ya da bir genel bir bilgi verirseniz çok mutlu oluruz. Şöyle, özellikle iletişim teknolojilerinin çok ilerlediği şu zamanda, Z kuşağının içinde bulunduğu şu zamanda bizim çocukluğumuz gibi değil. Yani ben 40 yaşındayım. Benim çocukluğumdaki gibi bir çocukluk değil. O nedenle şu anki ortaokul çocuklarıyla ben sohbet etmeyi çok seviyorum. Çünkü ben çocukken o an benim elimde olmayan imkanlar nedeniyle haliyle ulaşamadığım bilgiler onlara ulaşmış. Yani ortaokul çocuğuna tabii ki uzayı anlatmanız gerekir. Bu evrenin içerisindeki yerini anlatmanız gerekir. Hiçbir şey anlatamasanız bile şunu anlatmanız gerekir. Bakın biz şöyle bir gezegende yaşıyoruz ve 100 kilometre yukarısı uzay dediğimiz yer ve orası ölümcül. Yani gezegen ne kadar önemli? Şu gezegenin havasını temiz tutmak, suyunu temiz tutmak, doğasını yeşil tutmak ne kadar önemli? Onu bile anlatsanız, belki o çocuklar onu iyi alabilirlerse ortaokul çağında, ileride yönetici olduğu zamanlar oraya buraya baraj yapmak istemez belki, anlatabiliyor muyum? Bence. Belki yeşil enerjiyle bir şeyler yapmak isteyebilir. O nedenle fizik, kimya vesaire bunların aslında hep uzayla alakalı işler olduğunu anlayacaklar ve günlük yaşantılarını ya da ilerideki meslek tercihlerini şekillendirirken bu onlara çok yararlı olacak. Ve onun dışında uzayda para olduğu için, uzayda birçok proje artık hayata geçtiği için TÜBİTAK projelerinden tutun da bilmem ne projelerine kadar her konuda aslında okullarda da uzay projeleri geliştirilebilir. Çünkü uzay tüm doğa bilimlerini içerisinde barındıran Muhakkak. bilimlerin anası aslında. Yani bundan 30 bin, 40 bin yıl öncesinde tarihlenmiş bir hayvanın çene kemiği üzerine ayın evrelerini çizmiş mesela meraklı bir insanoğlu. Yani anlatabiliyor muyum? O kadar eski. O nedenle uzay her şekilde felsefi anlamda da, insanın evrendeki yeri anlamında da, bu gezegenin ne kadar değerli olduğu anlamda da verdiği sosyal mesajlarla, felsefi mesajlarla her zaman herkesin gerekli önemi vermesi gereken bir alan diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten bunu kitapta bence çok güzel bahsediyorsunuz. Hazır bu vesileyle de diğer kısma geçelim. Evet. Kitabımızı tanıtalım. Çünkü ben aynı zamanda arkadaşlara okuduğum kitapları da aktarabilmek istiyorum.
İlgili arkadaşlar da var işin garibi. Hani bilim okumak istiyor ama kimileri bir yolculuğa giriyor ama o kitabın dili çok ağır geliyor ve sonra şu psikolojiye giriyor. Ben kim, bilim anlamak kim gibi. Ben hem arkadaşlara kitabı göstermiş olayım hem de bugünkü yayına yorum yapan arkadaşlara da bir tane izninizle hediye etmek istiyorum sizin Oh, kitabınızdan. süper. Çok Burada güzel. hem yani insanoğlunun uzaydaki yeri dediğiniz için de arkadaşlara şöyle söyleyebilirim. Gençler bu kitap gerçekten aslında ne kadar küçük olduğumuzu anlatıyor bize. Uzaya baktığınızda çok küçük bir parametrede yer aldığımızı anlatıyor ve o kadar tatlı ve güzel bir dili var ki hani yani okurken şunu diyorsunuz. Hani sizlerle atom dersinde evren teorilerinden bahsetmiştik ama daha ayrıntılarına girmemiştik. İşte Selçuk Hocam ayrıntılarına öyle güzel ve keyifli girmiş ki hepinizin anlayabileceği bir dil var. Yıldızlardan, galaksilerden tutun. Bizim modern fizikte öğrendiğimiz kısımların uzayla uyarlanmış hali. Dediğim gibi bu vesileyle aranızdan birine de bunu hediye etmek istiyorum. Bir adet kitap, Selçuk Hocamızın kitabı. Hocam bu kitabı yazarken motivasyonunuz neydi? Hedefiniz neydi yani bu kitaptaki yolculuğunuzdan bahsederseniz güzel olur bizim için. Şöyle, ben 2013 yılında işte Oxford'daki 3. yılım doktorada. Orada işte bizim telekonferans odası vardı bölümde. Orayı kiralayıp işte bir şekilde ayırtıp ne yapıyorduk? Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Daire Başkanlığı'nın sohbet arayüzüyle okullara bağlandık. Ve ondan sonra ülkeme döndükten sonra kendim 33 şehri bizzat ziyaret ettiğim seminerler verdim ve İnanılmaz sayıda soru aldım ve insanların kafasındaki genel soru işaretleri neler? Bunları anladım ve tabii bugüne kadar da 130-140'a yakın popüler bilim makalesi yazdım birçok yerde. Yani hem anlatma hem de yazma konusunda 7 yılın sonunda kendimi geliştirdiğimi düşündüm ve bu kitabı yazdım. Bu kitabı okuyan bir insan hangi alandan olursa olsun işte ortaokul, orta 1 ve üzeri tüm yaş grubuna uygundur ve amatör astronomun biraz üzerine çıkacak şekilde yaşadığı evreni tanımış olur. Yani ben burada anlatırken aslında bu kitabın özü şu. Bilim nedir, sahte bilim nedir? Aslında biraz alttan alttan onu anlatıyor. Ve senin de bahsettiğin gibi evrendeki minik yerimiz ölçekli olarak tam olarak ne? Ve aslında bu minikliğin evrenin kendisi kadar neden görkemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum bir yerde. Ve kitabın bölümlerine baktığınız zaman yani burada işte önce biraz mitolojiden, felsefeden bugünlere nasıl geldik onu anlatıyorum hızlıca. Sonra önemli astronomlar var tabii. Osmanlı'da da var, Arap dünyasında da var, Avrupa'da da var. Evet, Onlardan tarihle de bahsediyor. entegre etmişsiniz aslında. Bence en güzel kısımlarından biri bu yani. Tabii çünkü nasıl başladığını anlatmak istedim. Çünkü bir anda olmuyor her şey. Nasıl zorluklar yaşamış insanlar onu anlatmak istedim. Mesela Taküddin diye biri vardır Osmanlı'da. Yani gözlem evi yaptırmak için canla başla çalışıyor ama bir gün kuyruklu yıldız geçiyor ve İstanbul'da işte bir salgın oluyor. Diyor ki sen kuyruklu yıldıza baktığın için salgın oldu diyor mesela. Halk sonra o gözlem evinin yapılmasına izin veren sultan gözlem evini yıktırıyor ve 300-400 yıl bu topraklarda bir daha astronomi yapılmıyor biliyor musun? Yani böyle acı hikayeler de var mesela. Onun dışında güneş sisteminden çıkıyoruz, insanların uzay yolculuğuna gidiyoruz. Sonra ölçekler büyüyor, yıldızlar, galaksiler, evrenin genel yapısı. Sonra yıldız arası yolculuk bölümü var. Ben seviyorum. Hikaye tadında yazılmış bir şey. Ve astroloji özellikle yer ayırdım ki bu bölümü okuyan insanlar eğer sahte bilim tutkunuysa, eğer gerçekten kendini muhteşem bir varlık olarak görüp Merkür'le Mars'la trilyonlarca kilometrelik yıldızlarla ilişkili olduğunu zannediyorsa o bu bölümden hoşlanmayacaktır. Okey. Muhakkak. Bu bölüm çünkü biraz daha böyle ne diyelim ona? Tabii saygıyı da koruyarak biraz daha hafif böyle nükteden olarak ilerlediğim, biraz da iğneleyici konuştuğum bir bölüm. Çünkü öyle olması gerektiğini düşündüm. Sonra ne olur diye bir bölüm var. Mesela bir kara deliğe düşersek ne olur gibi. Mesela Evet, bu en kitap çok bir kara sorulardan biri mesela bu. deliği. Hani kara Evet, deliğe yaklaşsak ne olur? Kara delikten haber gelebilir mi? Hani gibi. Evet, o bölümleri böyle insanların kafasında biraz canlandırarak basit günlük yaşamdan örnekler vermeye çalışarak ki okuyorum ben yorumları internette özellikle %99 güzel yorumlar ve bunları fark edebilmiş insanlar bu dili fark Kesinlikle. edebilmiş. Dediğim gibi ben bunu 2014 yılında da yazabilirdim. Ancak o zaman kullandığım dille şimdiki çok farklı olacaktı. Biraz inceleyip sık dokudum. Sadece yazması bir yıl sürdü.
Sonra piyasaya çıktı. Şimdi ikinci kitabımı yazıyorum. O da çok Çok farklı güzel. olacak. Nemiş Aslına Münasır. Bu kitap da öyledir. Türkiye'de böyle kitaplar çeviridir. Ama bu Evet. kitap kendi alanında bir ilk oldu ve bir Türk astrofizikçinin yazdığı kitap oldu. Ben çok mutluyum kitabından. Şimdi üçüncü baskısı Kesinlikle. var. Güncel bilgiler var Çok güzel. içerisinde. Daha da Evet. muhteşem bir şekilde kavuştu. Yeni kitaplar gelecek yolda. Çok güzel. Ben bundan çok mutlu olurum çünkü gerçekten kitap isteyen öğrencilerin olması beni inanılmaz mutlu ediyor. Hani bir kitap önerisi. Şimdi benim de okuduğum birçok bilime yönelik, bilimi anlatan kitaplar var ama hani şey diyorum ya bunu verirsem, hani bunu önerirsem acaba bir sıkıntı yaşanabilir mi ya da bir ön yargı oluşturabilir mi dilden kaynaklı olarak? Bu yüzden bence hani hem ilk meslek sohbetimizde sizin olmanız hem sizin kitabınızın olması benim için çok çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza da hani bir başlangıcı en azından uzayı daha iyi tanıyarak yani çünkü bunu okuduktan sonra gerçekten uzayla alakalı evet az buçuk ben bilgiye nail oldum diyebiliyorsunuz. Bu yüzden de hani bu kitapla da ilk başlangıcı yapabilmek çok güzel olur. Diğer kitaplarınızı da heyecanla bekliyoruz gerçekten. Teşekkür ederim. Zaten söylemiştim bir 7 başlık adı altında bu kitabı bizzat ben konuşmak istedim. Onun dışındakilerin hepsi arkadaşlardan gelen yorumlardı. Son yoruma da şunu ayırdık son sorumuza. Hocam astronom olmak isteyen arkadaşlarımıza ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Ve bu yolculukta üniversitenin aslında önemli olmadığını ve işin öğrencide bittiğini, onların sorgulamasında, araştırma ruhunda bittiğini söylediniz. Kısaca burayı da özetlerseniz, vaktimiz kalırsa yayından da birkaç tane soruyu size yöneltmek isterim şayet Tabii. varsa vakit. Şöyle şimdi astronomi, astrofizik artık adını ne koyarsanız koyun. Bizim yaptığımız şey aslında şu. Bizler bir gök cisminden aldığımız sinyali analiz eder, kodlar yazar, belli grafikler elde eder, tablolar elde eder ve bunları elde olan bilgiler ışığında yorumlar ve makale yazarız. Yani bizler kodlama bilmek zorundayız. O nedenle kodlama bilmeyen arkadaşlar hemen Python'a başlayabilir. Hemen Python indirsin, Python indirsin ve başlasın Zaten kodlamaya. buraya bir araya girmek istiyorum hocam. Evet. Çok fazla uzay ve yazılımla alakalı istek geldi. Ben hani istediğiniz mesleklerle alakalı yardımcı olmak istiyorum dediğimde yazılım çok fazla geldi. Bir yazılım mühendisini de aramızda ağırlamayı düşünüyorum ama geçenlerde konuştuğum bir yazılımcı şey dedi. Ya normalde yazılım bir meslek gibiydi fakat şimdi her mesleğin temelinde yazılım var. Hani o kodlamayı bilirsen biyolojide daha rahat ilerlersin. Uzay araştırmasında daha rahat ilerlersin. Hani bu İngilizce bilmek gibi oldu yanılmıyorsam değil mi? Hani bu meslek Bu doğru. dallarında. Kesinlikle ben bunu Evet, her zaman dil çünkü. söylüyorum. Biliyorsun bir söz vardır. Bir dil, bir insan, iki dil mükemmel insan diye. Aslında o artık üç dil mükemmel insan oldu. Tabii ki siz bir yabancı dil bileceksiniz. Bir de programlama dili bilmeniz gerek. Siz Kesinlikle. sosyal bilimlerde bile ilerleseniz, sonuçta onlar da mesela psikoloji bilimine vesaire baktım, istatistiksel bir çalışma yapacaklardır. Ve bunun da belki kod çalışması olacaktır. Arkada bir kod Evet, çalışacak. Verileri analiz muhakkak. edeceksin. Tabii Daha yorumlayacaksın. kolay analiz için gerekli aslında. Kesinlikle. Yani matematik, fizikle aranız iyi ise, kimyayı da seviyorsanız, kodlama dili biliyorsanız ya da kendinizi geliştirme potansiyeliniz varsa ve dilinizi de geliştirdiyseniz, bu üçü sizde varsa siz çok iyi bir astronom, astrofizikçi olursunuz. Bu kadar basit. Süper. Yani bu özellikleri kendinize topluyorsanız hiç şey yapmayın, merak etmeyin. Sayısal bilimler tabii ki illa ki astronomi okumanıza gerek yok. Onun da altını çiziyorum. Çünkü astronomi bölümü olan üniversite sayısı 5-6 tane Türkiye'de. Ancak fizik bölümü olan üniversite sayısı haliyle daha Çok fazla. daha fazla. Yani fizik kimya okuduktan sonra da yüksek lisanslı astronomiyle alakalı bir şeyler yapabilir. Ben mesela aslında yaptığım şey astrokimyaya benziyor. Çünkü ben diğer galaksilerde karbon Molekül. monoksit gazını Evet. inceliyorum. Hani o Aynen. nedenle tabii ki kimya ve fiziğin olmadığı bir astrofiziği düşünemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? O Kesinlikle. nedenle o alanlarda lisans yapıp sonra yüksek lisans yapabilirsiniz. Ama unutmayın arkadaşlar, çok çalışmanız lazım. O İşin 100 özü kişi o. Evet, 100 kişilik sınıf içerisinde sen ilk 3'te olman lazım. Ve bunu sadece not anlamında söylemiyorum. Gerçekten anlamak anlamında söylüyorum. Dersten sonra bir konuda kafana bir şey takılırsa anlamaya çalış saatlerce. Sonra git hocana sor. O sorunun yanıtını almadan rahat etme. Eğer böyle bir Kesinlikle. insansan zaten göreceksin neler öğreniyorsun ve nasıl kendini geliştiriyorsun. Kesinlikle. Vallahi çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok Zaman sağlam kovmadınız yayından. sorular için. Canlı yayınlar. Aslında zamanımız var. 40 Birkaç dakika tane oldu. güzel soru varsa yanıtlamaktan mutlu olurum. Aynen. Benim Şöyle bir bakayım.
Ki yıldızların hareketini o soruyu şey yaptık. Aslında güzel. Hocamız günde kaç saat ders çalışıyor? Çok çalışmaktan kastın nedir? Bir adet sorumuz bu. Çünkü gerçekten bireysel anlamda ihtiyaç duyuyoruz biz. Hani bir kişi yaptıysa biz de yapabiliriz algımız oluşuyor. Hani siz bahsettiniz 40 yaşındayım, iki çocuk babasıyım, akademik ilerliyorum, projem var, kitap yazıyorum. Hani bu çok yoğun bir süreç ve günde şu an aktif olarak kaç saat çalıştığınızı merak ediyoruz. Şöyle, şimdi çocuklarım olduğu için bazen onların yanına gitmem gerekebiliyor. Evim uzak değil tabii, 250 metre ötede şurada ama. Ben sabah 8-9 ofise gelirim. Akşam üzeri 5-6'da çıkarım. Yani genelde yaptığım şey budur. Ancak hafta sonları da gelirim. Bundan pek eşim hoşlanmıyor ama hafta sonları da gelirim. Çünkü yapacak çok fazla iş var. Yani şöyle bir araştırma da vardı. Mesela geçen yıllarda görmüştüm. İnsanın, bir insanın verimli olarak 24 saat içerisinde çalıştığı süre aslında 4-5 saattir. Yani zihnin gerçekten sünger gibi çektiği zaman. Ve bu zaman aralığı bazı insanlar için sabahtır, bazı insanlar için öğleden sonradır, böyledir. Ancak şunu hiçbir zaman yapmasınlar. Non-stop, hiç durmaksızın bir şeye çalışamazsın. Ben bazen açarım bir müzik, yarım saat ara veririm. Ya da başka bir şey yaparım. Ya da yürüyüşe çıkarım vesaire. Yani 3-4 saatlik çalışırsın, sonra kafan şişer, ara verirsin, çalışırsın. Günde 6-8 saat arası çalışıyorum. Şu an üzerinde çalıştığım 2-3 makale var. Yüksek lisans öğrencilerim var. Onlarla tez projelerimiz var. Ve yeni kitap çalışmam vesaire var. Başka projeler de var. Bilim toplum projeleri, danışmanlık şu an yapmaya çalıştığım bir tane var. Yani böyle şeyler çıkıyor. Bu tabii 24 saat. İşte ne zaman uyuyorsun sen de? 2-3'te yatarım, 8 gibi kalkarım. Yani hatta uyuyamam hiç. Çünkü çocuğu olduktan sonra insanda bir refleks gelişiyor. Mesela iki oda yanda benim oğlum Uzay. Battaniyesini hareket ettirse duyuyorum. Yani kalkıp düzeltmem, üstünü kapatmam lazım. Artık düzenli uyuyamıyorum 8 yıldır. Öyle bir şey yok yani. Diğer bir soru. Hocam, astronomi hakkında, madde antimadde simetrisi hakkında son zamanlarda gerçekleşen gelişmeleri öğrenciler nasıl takip edebilir? Özellikle dediğim gibi bu kuantum fiziği, modern fizik deyince öğrencinin ilgisi var ama nasıl bir dille aktarıldığı da çok önemli bu süreçte. Sorgulamak istiyoruz. Peki bu yolculukta bize önerebileceğiniz şeyler nelerdir? Şöyle, şimdi bazı internet siteleri, yabancı bunlar tabii ki, böyle şeyleri temelden anlatmaya çalışır. Mesela space.com belki onlardan biridir. universetoday.com belki onlardan biridir. Onun dışında WMAP, yani WMAP çalışması vardır. WMAP mesela, o senin sorduğun soruya yanıt bulmaya çalışıyor. Yani nasıl oldu da madde antimadde eşitliğinden bugün bakıyoruz ki antimadde olması gerekenden çok 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 daha az. Hala bu yanıtlanamamış bir soru. Evet. Benim de uzmanlık alanım değil ama çok ilginç bir soru. Çünkü doğasını tam olarak anlamıyoruz. Çünkü ona yanıt verebilsen evrenin başlangıç senaryolarını belki güncellemen gerekecek vesaire. Yani çok sıcak alanlar bunlar. Kuantum fiziği vesaire gibi alanlarda hani şeyleri ciddi şekilde anlayabilmek için belki de önce temel fizik anlamında belki de kendilerini sağlam tutması lazım önce insanların. Kesinlikle. Yani temel fiziği anlamadan kuantum fiziğini anlamaya çalışmamak lazım bence. Çünkü hangi anlamda klasik fizikten farkları var? İşte mikro dünyaya girdiğin zaman olasılıklar, belirsizlikler nasıl ortaya çıkıyor ki? İnanılmaz şeyler oluyor orada. İnsan zihnin alabileceği şeyler değil. Bizim günlük yaşantımızda deneyimlediğimiz şeyler değil makro canlılar olarak. Yani onlara böyle spesifik olarak şuraya bakın diyemeyeceğim ne yazık ki, ancak popüler bilim sayfalarından anlamaya çalışabilirler. Ancak bir insan eğer ileride kendi mesleğinde bunu yapmak istiyorsa, bir teorik fizikçi olmak istiyorsa, evrenin ilk zamanlarını ya da mikro ölçekteki evreni anlamaya çalışacaksa eğer, inanılmaz şekilde fizik çalışsın, kendini her şekilde geliştirmeye çalışsın. Ondan sonrası zaten gelecektir diye düşünüyorum. Ben burada şunu eklemek istiyorum özür dileyerek. Bence bir de İngilizce bilmeleri lazım. Çünkü bilimin dili İngilizce. Orta. Aynen. Yani orta. Ben mesela özellikle bu YouTube içeriğine hazırlanırken hani İbn Sina, İbn Rüşd'ü bile araştırdığımda Türkçe 3-5 satır bilgi varken İngilizce yazdığımda isimlerini sayfalarca hani çıktı. Doğru. Ben doğru, orada doğru. Hani bariz bir şekilde İngilizcenin de aslında önemini anlamış oldum. Dolayısıyla hani çok çalışmanın yanı sıra aynı zamanda bunların her zaman yenilenebilen bilgiler olması da öğrencinin şimdi
makro dünyadan mikro dünyaya girmesi tam 12'nin sonunda oluyor hocam. Yani sınava çok yakın bir sürede modern fizikle tanışıyor bu çocuklar. Doğru, Böyle doğru. olunca da şunu kabullenmekte biraz zorluk yaşıyorlar. Ya bir önceki konuda bilim her şeyi açıklıyor gibiydi. Deney yapabiliyorduk. Şimdi bir şeyi araştırmaya kalktığımızda yeni şeyler buluyoruz. Ve artık Evet. hani bilimi daha şöyle tanımlıyoruz. Daha az yanlışla bilmek bizim için önemli. Hani en doğrusu diye bir iddiamız yok. Daha az yanlış. O Evet. yüzden bence İngilizce bilip o kaynaklarda da araştırma yapmak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum sana. İngilizce dili bildikten sonra ulaşabileceği kaynak sayısı inanılmaz, inanılmaz artacaktır ve Türkçe kaynaklarda bulamadı. Aslında ben Wikipedia'nın Türkçe sayfasını bile başlangıç olarak önermiyorum. Çünkü çeviriler bile çok berbat, özellikle bu bilim Kesinlikle. dallarında, spesifik bilim dallarında. Yani kesinlikle bakmasınlar, İngilizcesine baksınlar. Yani Anladım. başlangıç olur. Çünkü orada referanslar verir, kaynaklar verir, o kaynağa gidebilir mesela, gerçek makaleye ulaşabilir vesaire. Evet. Dediğin gibi doğru. Dil kesinlikle çok önemli. Kesinlikle. Çünkü yani aslında internet gibi bir yani şimdiki kuşağın, Z kuşağı dediğimiz neslin internet gibi bir faydası var. Kullanabileceği hani sınırsız bilginin olduğu bir yer var. Bu bir yandan da dezavantajı yanında getiriyor. Çok fazla kirli bilgi de var. Hal böyle olunca hani biri bir şey araştırmaya kalktığında öğrendiği bilginin doğruluğunu da konuşabilmesi lazım ki Evet, biz kesinlikle. hani o konunun anlaşıldığına ikna olabilelim. Başka sorunuz Kesinlikle. var mı? Son bir soru alalım isterseniz. Evet. Sonra Evet, da var sorunuz. bitirebiliriz. Temel bilimler, astronomi, astrobiyolog, nükleer gibi alanlarda kariyer yapmak isteyen kişiler için yurt dışı bir zorunluluk mudur? Üniversiteye geçmek üzere olan arkadaşların bu yolculukta bu arkadaşlara nasıl bir öneride Şöyle. bulunabilirsiniz? Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Şimdi bazı alanlarda tabii ki hangi üniversitenin hangi laboratuvar koşulları var bilmiyorum. Ancak şuna bakabilirler. Çok hızlı olarak şunu check edebilirler şu yayından sonra. Atıyorum üniversite sınavının yaklaştığı bir arkadaşımız gözüne kestirdiği o üniversitenin o bölümüne girer. Okay? Ve öğretim üyelerinin sayfası vardır. Tıklar. Çalışmalarına bakar. Güncel çalışmaların öğretim üyelerine bakar. Ve hangi collaboration, hangi birlikteliklerle, uluslararası birlikteliklerle yayın yaptığına bakar. Ve bakar ki aha tamam bu üniversite Türkiye'de bir üniversite ama şu bölümdeki öğretim üyeleri multinational çok uluslu yayınlar yapıyor. Bunların bağlantıları var. Bunlar dünya ile paralel ilerleyen yayınlar yapıyor. Elbette sen o bölüme gidersen, o bölümdeki bir hocayla yüksek lisans çalışması yaparsan sen de o yayınların bir parçası olacaksın demektir. Eğer Tabii. gerçekten az önce bahsettiğimiz öğrenci profiline ulaşabilirsen. O nedenle illaki spesifik alanlarda ilerlemek için yurt dışına gitmenize gerek yok. Özellikle teorik çalışmalarda yurt dışına gitmene zaten gerek yok. Önemli olan uluslararası birlikteliklerse ve bunu sağlayan bir bölüm varsa bir üniversitede Kesinlikle. kesinlikle o bölümü ilk sıralara yazman gerekir. Ve lafı da bitirmeden ben burada birçok yorum görüyorum. Bir yandan yayına bakıyorum. Buradan hepsine teşekkür edeyim unutmadan. Zaman ayırdıkları için ve dediğim gibi sınav var. Ve ne olursa olsun arkadaşlar tek istediğim şey sizden tek dileğim nasılsa hayatınızdaki o en relax anı hatırlayın, okay? Yani böyle en rahat olduğunuz zamanlar vardır bir gün içerisinde. Lütfen öyle olmaya çalışın. Çünkü öyle olduğunuz Kesinlikle. zaman sınavda maksimum başarıyı göstereceksiniz. Yani gerçek potansiyeliniz ortaya çıkacak. Umarım Evet. herkes gerçek potansiyelini ortaya çıkartır Umarım. ve hayırlısı olur. Herkes için umarım her şey hayırlı olur. Öyle söyleyeyim. Umarım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar muhakkak çok daha fazla sorularınız var. Uzayla alakalı, astronomiyle alakalı. Bunun için cidden Selçuk Hoca'nın YouTube sayfasına girebilirsiniz. Açıklamaya da bırakıyorum Selçuk Hocam'la alakalı kendi projesi, Gelecek Teşekkür ederim. Uzay'da projesi. Umuyorum ki sizler beğenmişsinizdir, memnun kalmışsınızdır. En azından birinizin sorusunu cevaplayabilmişimdir. Bu yolculukta gerçekten Selçuk Hocam, ben de anlamınız çok büyük. Çok teşekkür ediyorum tekrar Teşekkür ve tekrardan. Belki ilerleyen zamanlarda daha farklı projeleri konuştuğumuz bir yayında yine Tabii. buluşmak kısmet olur. Ben şimdilik sizlere teşekkür edip yayını bitirmek Ben de istiyorum. Çok sağ Teşekkür ediyorum. Her ne sürçülisan ettiysek affola. Herkese teşekkürler. Sağlıkla kalsın herkes. Hoşça kalın hocam. Kendinize iyi bakın. Güle güle.